Evet Sayın Genç, 58. maddeye göre söz istediniz. Burada hangi tutanaktaki sözünüzü düzelteceksiniz? Benim darbe çağrışımı yaptığıma dair bir izlenim var, onu da düzeltmek istiyorum. Peki, dün söz vermedim ise, dün bununla ilgili söz vermedim mi size? Düzeltmeyle ilgili. Ama kamuoyuna yansıması da kötü oldu. Vermediniz. Yani onun için düzeltme yapmak istiyorum. 58. madde açık sayı. Anladım. 58. biliyoruz efendim. Sayıları da biliyoruz. Tüzüğü de biliyoruz. Yalnız Sayın Genç, baştan ikaz ediyorum. Düzeltmeyle ilgili konuşacaksınız. Buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Dün ben burada bir konuşma yaparken AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş bana dedi ki darbe çağrışımını yaptırıp darbe yolunu göstermeye çalışan bir milletvekili diye yorum yaptı burada. Benim konuşmam şu arkadaşlar, bakın biz bu memlekete barış sağlamak zorundayız. Bu memlekete huzur sağlamak zorundayız. Bu memlekette kardeşlik duygularını güçlendirmemiz lazım. Bunu sağlayabilmemiz için de evvela iktidar partisine büyük bir sorumluluk düşüyor. Şimdi iktidar partisi eğer hep kavgaya giderse, eğer tahrik ederse bu olmaz. Bakın Tayyip Bey'in geçen grupta yaptığı konuşma şu. Diyor ki bugün CHP'nin başında celadına yararmak ve zencilikten beyaza geçmek için her çirkinliği meşru gören bir kişi var diyor. Sayın Genel Başkanımıza diyor. Bu Genel Başkan diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasetin de yüz karasını diyor. Bakın bunu sizlere söylüyorum. Eğer birisi sizin genel başkanınıza böyle bir laf söylese bu lafın arkasında barış söylemi var mıdır? Yine Afrika'dan gelirken havaalanında verdiği bir beyanatı var. Çok dikkatle dinledim. Diyor ki Sayın Genç, bu, tamam, darbelerle ya, ilgili buraya, sözünüzü buraya düzeltmek tamam, için geldiniz. Düzeltmek için diyorum ama ben bunları yani konuşmamda var. Diyor ki, ya onu düzeltmek için söylüyorum Sayın Başkan. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti pisliktir diyor. Arkadaşlar, bir partinin zihniyeti onun ilkeleri ve programıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri laiklik ve cumhuriyettir. Yani laiklik ve cumhuriyet pislik mi oluyor? Şimdi bakın, onun için diyoruz ki arkadaşlar, bakın biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak artık gelişmiş, ilerlemiş, birçok yani Avrupa seviyesine gelmiş bir devlet seviyesindeyiz, demokrasimizde, insan haklarımızda, yönetimimizde. Onun için bu seviyeye göre hareket edelim. Dolayısıyla ortalıklı kardeş kavgasına götürmeyelim. Bugün gezi olaylarında eğer hakikaten hükümet orada o gençlere karşı o sert müdahale yapmasaydı, işte mesela ben iki tane genci gittim gördüm. İkisinin de gözüne isabetli ateş etmişler. Yüzünü parçalamışlar ki gözü kör. 12 tane çocuk var böyle. 5 tane insanımız öldü. Binlerce insanımız var. İktidar partisine ikaz etmek de bizim görevimiz. Diyoruz ki bakın yani bu memlekette sertlik yapmayalım. İnsanların bir takım karşı düşünceleri olabilir. Bu karşı düşüncelerini anlayışla karşılayalım. İktidarın özelliği de bu. İnsanları kucaklayacak. İnsanlara karşı joplar, biber gazıyla, tazikli suyla susturmaya kalktığınız zaman bu olmuyor. Geçen gün Dikmen'deki iki tane hanım Agora'da oturuyorum. Sabahleyin kapımı çaldı. Efendim diyor, polis geliyor gece çocuklarımızı evden alıyor, döve döve götürüyor. Şimdi bu acı olaylar, bunları önleyin diyorum. Bizim istediğimiz Türkiye'de barış olsun. Bakın arkadaşlar, darbenin en büyük zararı ben danışma meclisi üyeliğini yaptım. Tamam kabul ediyorum ama sonra istifa ettim. 1982 anayasasını yaparken orada gelen kanunlara müzakere eden açın bakın bakalım. Benim orada söylediğim sözleri. Şimdi ben orada 12 Eylül anayasasına da tek başıma ret verdim. Çıktım orada 160 tane danışma meclisi üyesi vardı. Yaptığım konuşmalardan dolayı yüzüne bakacağım kimse yoktu. Çünkü niye hep konuşmalarında gerçekleri vurguluyordum. Millette acaba bu haber genççe askerler bir şey yapar mı diye bana kime nefret duyuyordu. Öyle bir ilim milletvekiliyim ki ilimde çok büyük zulümane olaylar uygulandı. Kardeşi kardeşin yanında ağaca bağlayarak yaktılar. Öyle bir durumdaydı ki arkadaşlar maalesef o zaman işkence yapılıyordu. İşkence yapan kişiye doktor işkence raporunu vermiyordu. Savcı korkusunda o kişi hakkında soruşturma açmıyordu.
Hakim korkusunda o işkence yapan kimseyi yargılamıyordu. İşte askeri itilallerin en büyük ızdırabını çeken bir ilim milletvekiliyim. Onun için benim bunu istemem söz konusu değildir. Askeri itilallere karşıyım ama sivillerin de akıllarını başına toplaması lazım. Rejimi tıkanmaya götürmemesi lazım. Rejimi tıkanmaya götürdüğünüz zaman rejim bir yerde patlar, rejimi garantiyi sağlayacak, dengeyi sağlayacak bir takım otomatik kararları işletmemeniz lazım. Benim demek istediğim budur. Dolayısıyla bize efendim bu itilal çağrışımı yapan diyen arkadaşlar haksızlık yapıyorlar. Ama bugün 12 Eylül'den daha beter bir adalet sistemi var, yargı sistemi var. Onu da herkesin bilmesi lazım. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.